Ve görmüş olduğunuz gibi ismimi yazdım ve etiketim değişti. Bakın 0665 oldu gördüğünüz gibi. Önceki etiketim ise 8701'de. Görmüş olduğunuz gibi etiketim kolay bir şekilde değişti. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Discord nickleriniz olmadan isim etiketi nasıl değiştirebilirsiniz? Bugün bunu göstereceğim. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bugün Discord nickleriniz olmadan isim etiketinizi nasıl değiştirebilirsiniz? Bunları göstereceğim. Şimdi ilk önce isim etiketi nedir onu göstereyim sizlere. Şöyle Discord'umu yana çekeyim. Şimdi isim etiketi nedir onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada benim ismimi görüyorsunuz, Berk Akar diye. Profilime tıklıyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ünlem Berk Akar 1.5K, yanında da hashtag'le 2102 yazıyor. Bu hashtag'ten sonraki, yani 2102 sizin etiketiniz oluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ünlem Berk Akar 1.5K sizin isminiz. Hashtag'ten sonrası, yani hashtag 2102 sizin soyadınız gibi düşünebilirsiniz. Tamamen bundan ibaret. Etiket dediğimiz kısım burası. Yani mantıken soyadımızı değiştirmeye çalışacağız. Çok kolay bir şekilde yapacağız bunu arkadaşlar. Şimdi taktiğimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için bir tane bottan yardım alacağız. Bu botumuzun ismi UnbelieveBot arkadaşlar. Bu botumuz sayesinde ismimizi kolayca değiştirebileceğiz, isim etiketimizi. Şimdi botumuzu sunucumuza davet etmeden önce hemen bir tane bir sunucu oluşturalım arkadaşlar. Siz de öyle bir sunucu oluşturmanız yeterli olacaktır. Hemen şunları şöyle bir kapatayım, en aşağıya gelelim. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar artı ikonuna basıp sunucu ekle kısmına geliyoruz. Buradan kendim oluşturayım kısmına tıklıyorsunuz. Buradan buna tıklayabilirsiniz. Buradan istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela isim etiketi değiştirme diye oluşturayım mesela bir tane sunucu. Evet, görmüş olduğunuz gibi sunucumuzu oluşturduk. Şimdi bir şey yapmanıza gerek yok. Sunucunuz sadece böyle olabilir. Elinizde hali hazırda bir sunucunuz varsa botu oraya da davet edebilirsiniz. Hemen şöyle botu davet edelim isterseniz. Şuradan invite to Discord diyor. Botu davet edeceğiz şimdi buradan tıklayarak. Burada hesabımıza erişim isteyecek. Hemen buradan şöyle bir sunucu seçe tıklıyorum. Buradan arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz yeni sunucumuzu seçiyoruz. Şuradan bir bulabilirsek bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi isim etiketi değiştirme sunucumuzu bulduk ve davete de tıkladık. Buradan bütün her şeyini açarak sunucunuza davet edebilirsiniz. Şu anda aşağıyı göremiyorum. Evet, bug'da kaldı. Şöyle bir yenileyim. Şuradan hemen yine sunucumuzu seçiyoruz. İsim etiketi değiştirme. Devam et. Ha, şöyle sayfayı genişlettiğimiz zaman şu anda aşağı doğru inemiyorum. Nedense o bug'da galiba. Şöyle yetkilendire tıklıyorum. Hemen şöyle sayfayı birazcık yaklaştırıyorum. Buradan ben bir insanım seçeneğini tıklıyorum ve bize onay veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Burayı kapatabilirsiniz. Hemen şöyle Discord'umu yana çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza geldi. Prefix'i arkadaşlar değiştirmediyseniz ünlemdir. Onun da bilgisini vermiş olayım. Yani şöyle ünlem yardım. Pardon, ünlem help yazdığınız zaman size paneline davet çıkartacak. Yani bu linke tıklayarak arkadaşlar siz de buradan panelindeki kodları görebilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Gayet güzel bir şey. Şimdi bizim amacımız şu. Botumuza bir tane kod yazacağız. Bizimle aynı etikete sahip olan kişilerin isimlerini bize gösterecek. Yani az önce demiştim ya, hani bu etiketten sonrası bizim soy ismimiz diye. Bizimle aynı soy isme sahip olan kişileri bir nevi bize göstermiş olacak. Şimdi biliyorsunuz ki etiketle 9999 kullanıcı hani bulunabiliyor. Hani onu söyleyeyim, şu hani 4 rakam var ya. Bundan dolayı hani aynı soy isme, yani aynı etikette olan kullanıcılar olabiliyor. Biz de aynı etikete sahip olan kullanıcıları bulacağız. İsmini alacağız. Kendi ismimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Ve diyor ki Discord, sen aynı isimde aynı etikette iki tane kullanıcı olamazsın diyor. Senin doğal olarak ismin kalıyor ama etiketin değişiyor. Gayet güzel bir şey. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Kullanacağımız şeyleri gösteriyorum. Şimdi botumuzun bir tane kodu var. Ünlem Discream diye. Hemen şöyle yazıyoruz. Ünlem Discream diye yazıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim etiketime sahip olan bütün herkesi gösterdi, görmüş olduğunuz gibi. Sanırım hepsi yabancı.
Görmüş olduğunuz gibi soy ismimi yani 2102 yani etiketimle aynı olan kullanıcıları bana göstermiş oldu. Benim burada yapmam gereken işlem şudur. Mesela şu ilk kullanıcının ismini alıyorum, kopyalıyorum. Şu hashtag'teki sonrası değil tabii ki ismini kopyalıyorsunuz. Sonra ayarlara gelip kullanıcı ismini değiştir yapıp oradan değiştiriyorsunuz. Şimdi bir tane yan hesap kuracağım ve oradan size ayrıntılı olarak göstereceğim. Çünkü ben şu anki etiketimden memnunum arkadaşlar. Hemen yan hesap oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar, bir tane yan hesap oluşturdum. Hemen kendimi arkadaş ekledim burada ve hemen katılı tıklıyorum. Bu arada arkadaşlar, hala hani benim kendi Discord sunucuma gelmediyseniz kesinlikle gelmeyi unutmayın. Hemen bu hesabımla da Discord sunucumuza girdik. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Yapamadığınız şeyler olursa bize oradan sorabilirsiniz. Hemen işlemimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, şöyle bir isim salladım. İsmim Yorgun Bir Adam diye. Etiketim ise 8701. Yani ismim Yorgun Bir Adam, soy ismim ise 8701. Hemen şimdi işlemimize başlayalım. Şimdi hemen kodunu yazıyoruz burada. This cream diye şöyle yazalım. Görmüş olduğunuz gibi benimle aynı etikete sahip olan kişiler burada bulundu. Beni saymazsak 2 kişi daha benim etiketimi kullanıyormuş. Hemen şurada mesela şu ilkini alalım. Bakın şöyle ismimi bir alabilir miyim? Geri hani aynı isimle devam edeceğim için şöyle şuraya koyayım bunu. Hemen ilk adamı alıyorum. Şu ismi alıyorum. Hemen ayarlara giriyorum. Buradan arkadaşlar şöyle kullanıcı adı diye bir kısım gördüğünüz gibi burada düzenleye tıklıyorsunuz. Buradan isminize gelip kopyalıyorsunuz ve buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Hemen ben yazayım. Enter'ladım ve görmüş olduğunuz gibi ismimi yazdım ve etiketim değişti. Bakın 0665 oldu gördüğünüz gibi. Önceki etiketim ise 8701'de. Görmüş olduğunuz gibi etiketim kolay bir şekilde değişti. Hani nitrosuz bir şekilde, çok kolay bir şekilde hemen etiketinizi böyle değiştirebiliyorsunuz. Bu arada hani çok fazla yapmanız durumunda Discord'dan engellenebilirsiniz. Hani sınır var. Hani isminizi sürekli değiştiremezsiniz. Belirli aralıklarla değiştirebilirsiniz etiketinizden memnun değilseniz. Böyle kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sonradan kendi ismimi geri alayım. Bakın şöyle. Muhtemelen değiştirmeme izin vermeyecek. Çok hızlı değiştiriyorsun diyecek. Hemen şifremi yazayım. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi değişti ismim. Şu anda bir sınır vermedi. Yorgun Bir Adam diye ismimi değiştirdim ve etiketim değişti. Videoya başladığım zaman etiketim Yorgun Bir Adam #8701'de. Şimdi ise Yorgun Bir Adam 0665. Siz de bu taktik sayesinde Discord etiketinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Like atıp ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olursunuz. Çok mutlu olurum. Her hafta sizler için düzenli olarak eğitim videoları yayınlıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.